Hocam sezonun ilk yarısını 5. sırada tamamladınız. Değerlendirmişsiniz, hedefinize ulaştınız diyebilir misiniz? İlk yarıyı sezon başında herhangi bir hedef, herhangi bir plan doğrultusunda şu sırada bitirelim, şöyle yapalım diye planımız olmadı. Ben her zaman oyuncularım şunu söylüyorum. Bizim takımda hedefi belirleyecek, sıralamayı belirleyecek oyuncular sizlersiniz. Biz şampiyon oluruz, biz ortada sıralarda bitiririz, biz ligde kalmayı hedefleriz diye bir plan koymadık. Çok şükür oyuncuların da kendi özgüvenlerini sahaya, karakterlerini sahaya yansıtaraktan iyi bir sezon, iyi bir ilk yarı sezonu geçirdik. Beklediğimiz, istediğimiz sonuçları aldık mı? Aldığımız sayılır. İkinci yarı, ilk yarıyı bazen biraz daha hava şartları, sağ koşulları biraz daha ağır olacağı için ona göre çalışmalarımızı başladık. Bugün, geçen hafta takımımızı 3 idman canlıstık. Bu hafta 2 idmanı düşürdük. Bugünkü çalışmamızı core çalışmasıyla, arkasından koşuyla, birazdan topu geçeceğiz. Bu çalışmayla ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar bugün sponsor anlamında da, malzeme anlamında da bize destek olan şeyler var, firmalar var. Onların da sayesinde ikinci yarıyı daha renkli, daha güzel, daha ciddi bir şekilde destekleri sayesinde daha ciddi bir şekilde hazır hale gelmeye çalışıyoruz. İkinci yarı nasıl bir Akkonak Spor olacak hocam? İkinci yarı, ilk önce ilk yarıdaki oyunumuzun üzerine koya koya devam etmemiz lazım. İlk yarı zaten her hafta üzerine koya koya oynamaya devam ettik. Son hafta malum sezon boyunca sakatlıklar, hastalıklar olmaya başladı. Havalardan malum, hava şartından dolayı. Biz şimdi ikinci yarı yine maç maç ilerlemek istiyoruz. Yine aynı şey istiyorum. Ligdeki, Süper Lig'deki sıralamayı biz belirleyeceğiz. Üstte de, ortalarda da sıralamayı biz belirleyeceğiz. Hedef olaraktan yapabildiğimizin en iyisi diyorum. En üst lig mi, bal ligi mi? Öyle bir şey konuşmak için şu an çok çok erken. Onun için kısa ve uzun vadeli planlar yapmak lazım. Bu planlarımızı her geçen zaman yerine getirip ona göre çalışacağız. Ona göre planları, programımızı hizmete geçireceğiz. İkinci yarı tüm takımlara şimdiden başarılar diliyorum. Herkes Allah gönlünü görüversin. Yine sakatsız, kazasız, belasız bir sezon geçiririz inşallah ikinci yarıyı. Malum hava şartları da iyice ağırlaşmaya başladı. Buradan tüm sporcuları, tüm amatör futbolla uğraşan arkadaşları şunu seslenmek istiyorum. Kendilerine bakarsa, her insan kendisine bakarsa hastalıktan da, sağlıktan da, sıhhatten de hepsini kendileri mükellef. Herkes kendini çok iyi baksın. En iyi şekilde hazırlasın ve yapabildiği performansın en iyisini üstlesin. Bu arada yeni yıla geldik, 2020 yılına. 2020 yılı içinde tüm takımlara, tüm oyunculara ve tüm sporculara Allah gönlünü göre versin. Sağlık ve sıhhat ve mutluluk, başarılar diliyorum. Bu temennilerin içerisinde de buradan tüm sporculara dilekli bulmak istiyorum. Hocam takviye olacak mı takıma ikinci yarısı? Takviye anlamında düşünmüyorum. Alttan genç takım U19'dan özellikle bir iki tane amatörü çıkarıp belki forvet anlamında bir arayış içerisinde olabiliriz. Çünkü dediğim gibi hastalıklar, sakatlıklar oluyor. Alternatif anlamında belki bir hücum oyuncusu anlamı, hücum bölgesinde belki takviye olabilir. O da olmasa da ne olur? Hiçbir şey olmaz. Öyle yani, bir tek takviye anlamında hücum bölgesini düşünüyorum. Yaparsan tabii. Hocam teşekkür ederim, başarılar. Ben teşekkür ederim. Buradan da tekrar tüm takımlar, tüm Müslüman alemin, tüm insanın, tüm sporcuların bu yeni yılını kutluyorum. Tekrar sağlıklı mutluluklar diliyorum.